İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız bulunuyor. Yani bu sadece bir galakside bulunan yıldız sayısı. Varın gerisini siz düşünün. Yani anlayacağınız, çağlar boyunca dünyada yaşayıp ölen insanların sayısı, evrende bulunan yıldız sayısının yanına bile yaklaşamıyor. Kafanız karıştı değil mi? Ya, biraz düşünmek lazım. Ben neyim? Nasıl bir alemde yaşıyorum? Nereye gidiyorum? Efendim, ben Deniz Takiyüddin. Osmanlı'nın ilk uzay bilimcisi. Bundan tam 438 yıl önce Venedizlilerin inşa ettiği Galata Kulesi'nde teleskobumla evreni gözlemlemeye başladım. Ayrıca matematikçiyim. Boş adam değilim ya. Çanakkale'de yaşanan kahramanlıklar dillere destan. Ama bugüne kadar belki de hiç duymadığınız başka bir kahramanlık hikayesi daha yaşanmıştır Çanakkale'de. Nusret Mayın gemisinin İskal gemilerinin Çanakkale'yi geçip Marmara'ya girmesini engellediğini biliriz. Bu o dönemin şartlarında yapılmış destansı bir operasyondur. Koca koca savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nın derin sularına geriye dönüşü almayan bir dalış gerçekleştirmişlerdir. Çanakkale bir denizin battığı yerdir diye boşuna denmemiş değil mi ama? Oysa bu büyük başarı öyküsünde unutulmuş gizli bir kahraman vardır. Ertuğrul Keşifçi. Ya ne sandın? O dönemde Osmanlı'nın da az da olsa hava kuvvetleri bulunuyor. Ertuğrul Keşif uçağı Çanakkale Savaşı'ndan önce son görevi için İstanbul'dan Kahire'ye doğru yola çıkar. Ancak Edremit taraflarında arızalanıp düşüyor. Neyse Allah'tan kazada ölen olmuyor ama uçak büyük hasar görüyor. O dönem Çanakkale Savaşı sırasında keşif yapması için bir uçak gerekir. Eldeki birkaç uçak başka görevlerde kullanıldığından yetkililer çareyi Kaz Dağları'nda bulunan Ertuğrul uçağını toplayıp tamir etmekte bulurlar. Gemileri karadan yürüten Fatih'in torunları bunlar. Dağ tepe dinlemeyip uçak parçalarını bir bir toplayıp İstanbul'a getirirler. Uçağın tamiri için pilot 105'i Cemal Bey ile montör Mehmet görevlendirilir. Adının Mehmet olduğuna bakmayın. Ustabaşı Mehmet Ermeni kökenli, işinin ehli bir gençtir. İkisi görev aşkıyla gece gündüz demeden çalışıp uçağı tamir etmeyi başarırlar. Of of! Çanakkale'de destan işte böyle yiğitlerin eliyle yazıldı. Cemal Bey'i artık Çanakkale'de zorlu bir görev beklemektedir. Çanakkale Boğazı iğne atsan yere düşmez derecede düşman gemileriyle doludur. Niyetleri belli, boğazdan geçip İstanbul'u işgal etmek istemektedirler. Tabii karşılarında Çanakkale geçilmez diyen yiğit kahraman Türk askerlerinin olduğunun farkında değil. Görev Nusret Mayın gemisini beklemektedir. Bir gece yarısı gizlice boğazı mayınlarla döşer. Tabii ertesi gün İskal kuvvetlerinin mayın tarama gemileri boğazı temizler. Artık gönül rahatlığıyla gemiler boğazdan geçebilirler. Ya işte evdeki hesap çarşıya varmaz tabii. Devasa savaş gemileri bir bir mayınlara çarpıp batarlar. Çünkü yüzbaşı Cemal Bey Ertuğrul uçağıyla keşif yaptığı sırada mayınların temizlendiğini tespit eder. Bunun üzerine Nusret Mayın gemisi gizli bir operasyonda Çanakkale Boğazı'nı bir kez daha mayın tavrasına çevirir. Tabii düşman kuvvetleri bu durumdan habersiz. Oh, mayınları nasıl olsa temizledik. Boğazı şöyle güzelliğini seyrede de rahat rahat geçeriz deyip harekete geçerler. Ama anlaşılan su uyur düşman uyumaz lafını hiç duymamışlar. Arkadaş, siz mayınları toplarken bizim ellerimizde armut toplamıyor herhalde değil mi? İnsan bir düşünür, ne olur ne olmaz şu denizi bir daha kontrol edelim. Çek uyanık onlar ya, akıllarına gelmemiş tabii. Mayınlar gemilerin kıçlarında patlayınca, ulan ne oluyor, bu mayınlar da nereden çıktı demeye kalmadan boğazın dibini boylamışlar. Yani Ertuğrul uçağının parçaları Kaz Dağları'ndan toplanıp İstanbul'a getirilmese, orada Mehmet Usta gece gündüz çalışıp uçağı tamir etmese, yüzbaşı Cemal Ertuğrul uçağıyla keşfe çıkmasa, tarihin nasıl yazılacağını bir düşün. Vay arkadaş, işte tarihin tozlu sayfalarında kimsenin bilmediği gizli kahramanlar sayesinde altın harflerle Çanakkale geçilmez yazılmış. Düşünen, araştıran, mücadele eden insan işi bunlar. Haberiniz olsun.